bilgisayarımı açmak istiyorum ben artık Pelin. Olmaz. Ama kaç saattir bekliyorum. Abartma Caner. Ceyda teyze, sen söyler misin nereye gideceğimizi? Olmaz Caner'cim, söyleyemem. Pelin'e söz verdim. Boyo sen söyler misin nereye gideceğimizi peki? Onlar söyleyemezler. Neden? Çünkü uyuyorlar. Boyo uyan. Uyan hadi, nereye gideceğimizi söyle bana. Bir yere mi gidiyoruz? Evet ama sürpriz Boyo'cum. Sürpriz mi? Bana sürpriz mi yapacaksın Pelinciğim? Sana da biraz sürpriz olabilir Boyo'cum. Sürprizlere bayılırım. Süslü uyan. Pelin'in bize sürprizi var. Anne, baba, Kösten amca, herkes uyansın. Pelin sürpriz yapacakmış. Sürpriz. Daha gelmedik mi? Az kaldı Caner. Senin bu sürprizin müthiş olsa iyi olur Pelin. İnan bana, çok ama çok sevineceksin. Gelmedik mi? Amma sabırsızsın Caner. Gözlerimi açıyorum o zaman. Hayır, bekle. Anne, baba. Oğlum. Canım benim, canım oğlum. Ay, güzelim benim. Oğlum ne kadar büyümüşsün. Ay. Aynı babası. Sürprizi beğendin mi? Çok beğendim. Siz ne zaman geldiniz? 3 gün oldu ama evi düzenleyelim istedik sen gelmeden. Biliyorsun, annen düzenlemeye bayılır. Burası bizim evimiz mi şimdi? Çok güzel. Buna cevap vermek zorundayım. Kusura bakmayın. Gürkan biraz işkoliktir de. Ben Sevgi. Memnun oldum ben de Ceyda. Caner sizden çok bahsetti. Sizden de çok bahsetti. Sen de Pelin olmalısın. Evet. Memnun oldum. O zaman ben bizim evi çok merak ediyorum. Gidip bir bakalım. Buyurun. Buyurun lütfen. Hadi bakalım. Biliyor musun, en çok odamı merak ediyorum. Acaba büyük mü? Caner ne kadar mutlu oldu. Annesine ve babasına kavuştu. Tabii mutlu olacak Köstebal'ım. Aile gibisi yok. Hadi dışarı çıkıp etrafa bir göz atalım. Kocuğum bizi şimdiden unuttu. Evet. Çaylar da geldi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kocacığım. Evet. Bu ev çok güzel. Koşturmayın oğlum. Terleyeceksiniz. Küçük sırrımızı sakladığı için Pelin'i çok takdir ettim. Caner'e sürpriz olsun istedi. Evet, çok güzel oldu. Bu balkondan her yer görünüyor. Eviniz gerçekten çok güzel. Güle güle oturun. Bu anı o kadar çok bekledik ki. Sonunda bütün aile bir aradayız. Sizi de her zaman bekleriz Ceyda Hanım. Tabii Pelin'i de. Ben sık sık gelirim tabii de. Pelin'i bilemeyeceğim tabii. Aa, neden? Pelin bir yere mi gidiyor? Odam. Odan çok güzelmiş. Evet. Pelin. Ne kadar mutluyum bir bilsen. Çok ama çok teşekkür ederim. Bu şimdiye dek gördüğüm en güzel sürpriz. Sana söylemiştim.
İşin tek zor yanı dedemden ayrı yaşamak olacak. Neyse ki sen varsın. Ben yokken onu yalnız bırakmayacağına eminim Pelin. Sana söylemem gereken bir şey var. Pelin! Köstebekleri arabada unuttuk. Çabuk hadi hadi hadi. Şu evin güzelliğine bakın. Aslan dedemin evi daha güzel. Yapma boyo. Şu şömineye baksana. Caner artık burada mı yaşayacak? Hem de bizden uzakta. Galiba. Dediğim gibi Caner'e kendi anlatmak istedi. Pelin'i çok sevdik. Caner onun arkadaşlığı sayesinde yalnızlık çekmedi. Çekti mi yoksa? Çekmemiş işte. Sevgicim, Ceyda Hanım hayır diyor. Kim? Ne? Ben neye hayır dedim pek anlayamadım ama. Siz iyi misiniz? Müsaadenizle ben bir çıkıp geliyorum hemen. Ne oluyor? Hayırdır? Ne oldu? Sevgi. Burada bir yerde olmalılar. Toprağın altında olabilirler. Gel. Köstan amca, orada mısınız? Boyo. Nerede bunlar? Çocuklar! Ceyda Hanım? Arka tarafta, camın oradalar. Heh, tamam. Ceyda Hanım, bir şey mi oldu? Ya öyle apar topar çıkınca siz merak ettik biz de. Tabii, ne oldu Pelin, ne oldu? Ben Caner'e bir şey söylüyordum. Ha, evet. Ne söylüyordun? Özel. Çok özel. Az önce Ceyda Hanım'ın bahsettiği mesele. Tamam o zaman, konuşun o zaman. Ya biz de içeri girelim. Tabii. Köstebek anne, köstebekler. Neredesiniz? Caner. Efendim Pelin. Konuşmamız lazım. Tamam hadi sen anlat, ben dinliyorum seni. Umarım yeni bir karate şikayesi falan değildir ha Pelin. Bir yerlerden gizlice bir şey falan almadın değil mi? Hayır. Peki yeni bir köstebek falan da bulmadın? Hayır. Peki ne o zaman Pelin? Okula gitmeden önce seninle konuşmak istedim. Pelin, hatırlatırım. Biz aynı okula gidiyoruz, biliyorsun değil mi? Artık değil. Nasıl artık değil? Yatılı okula başlıyorum. Yatılı okula mı? Neden ki? Bizim okulun nesi var? Niye gidiyorsun? Hem sen gidersen bir daha görüşemeyecek miyiz? Hem köşebekliler ne olacak Pelin? Evet, biz ne olacağız? Pelin gitme. Hem bu bir veda değil ki. Yine hep görüşeceğiz. Hafta sonları hep buraya geleceğim. Hafta içi de internetten konuşuruz. Bayramlarda falan da hep buradayım. Yani sizden tamamen ayrılmıyorum. Yani bu biraz daha iyi ama. Üzülmek yok. Tabii bu arada köstebekliler senin yanında kalmalı. Onlara çok iyi bakacağına eminim. Bizi bir yerlerde unutmazsa tabii. Boyo. Ailesiyle yıllar sonra tekrar görüştü. Onu biraz anlayışla karşılayalım. Önceden yanımda sen vardın ama ailem yoktu. Onlarla netten konuşurdum. Şimdi ise ailem var ama sen yoksun. Aa, yapmayın ama. Tamam, beni de alacaksınız. Seni çok seviyoruz Pelin. Biz de sizi seviyoruz. Her fırsatta gel olur mu? Mektup yaz. Armut yolla.
Armut? Aklıma bir şey gelmedi. Armut, Armut. Hala uyanmadı. Ne kadar derin uykusu varmış. Gidip baksak mı? Zaten bakıyoruz kardeşim. Siz ne yapıyorsunuz burada? Bahçedeki şu şeye bakıyoruz Firikkucuğum. Bu bir çadır. Kim bu acaba?